yok ediyor. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli yüreğim. Zalim ya. Deli yüreğim. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Ne oluyor, ne var? Ne var ya? Ne oluyor ya? Ya bırakın ya! Yürü. Nerede bu sersem? Buyurun. Yusuf Bey ile bir işim vardı. Buyurun. Mersi. Hayatım tehlikede. Ağabey ilk fırsatta beni temizleyecek. Kendimi korumak için yapabileceğim tek bir şey vardı. Ben de onu yaptım. Bir itiraf kaseti doldurdum. Ama bunu nasıl koruyabilirim? Hiçbir şansım yok. Çok iyi biliyorum ki yeryüzünde böyle bir emaneti koruyabilecek tek bir adam var. Ve yine çok iyi biliyorum ki sen beni sevmesen de bu emaneti gözün gibi saklarsın. Bunu bırakıyorum. Gereği nedir onu bilemem. Bundan sonrası Yusuf Miroğlu'nun şanına kalmıştır. Evet. Kim? Ne haber artist nişancı? Ne oldu? Sana emanet edilenleri böyle mi muhafaza ediyorsun? Bu mu senin babalığın? Yusuf Miroğlu, he? Yusuf Miroğlu. Ulan gariban bir şarapçıdan ne istiyorsun? Kafatasının haritasını çıkarmam yetmedi. Karnına kurşun doldurmam da yetmedi. Galiba sen uslanmayacaksın. Şimdi sen beni iyi dinle artist nişancı. Bak, bu emaneti istiyorsan bizzat gelip benden alacaksın. Dediğimi anladın mı Yusuf Miroğlu? He? Bizzat, tamam mı? Benden alacaksın. Telefonum var seninkilerde. Usta, böyle susup durma. Ne yapacaksan yap. Kafayı yiyeceğim. Ne yapayım oğlum? Cezamı keseyim. Böyle susma da ne yaparsan yap. Ne saçmalıyorsun be? Mafya mıyız ulan biz? Ama ben kendimi affedemiyorum ki. Git soğuk suyla bir duş al. Duş mu? Ama ben şey değilim ki. Beynin cenabeti oğlum, beynin. Abi, şu Arif psikopatını sen mi arayacaksın, ben mi? Ben arayacağım da biraz konuşsak diyorum. Bu işte ağabeyle Savaş'ın rolünü tam olarak çözebildin mi? Merhaba, ne demek bu? Hoş geldin, otur. Arif Şahin, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ağabey sana böyle mi söyledi? Yusuf Miroğlu'yla hesaplaşmanın zamanı mı şimdi? Resmen salak bu herif.
Bu Dieter denen herifin rahat duracağı yok. Bunlar eski ilişkileri olmasın? Ya hayır, yeni. Hani bu Alman karısına ve çocuğuna çok düşkündü? Hiç tınmamış bile, baksana. Onları apar topar gönderdi. Umur'u korumanız için niye sizin yanınıza verdi? Ağabeyle çatışmanız için. A tabii, siz Savaş Doğan'ı küçümsemeye devam edin. Yani sence bu olayın arkasında kesinlikle ağabey var, öyle mi? Tabii. Gazete ve televizyonlarda herkes bu olayı konuşuyor. Savaş Doğan'ın yayını nasıl durduruldu? Alt yazı geçtiği halde dosya nasıl ortadan kaldırıldı? İnanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Ha, ne yapıyoruz bu okulun imar işine? Hiçbir girişimde bulunmadın. Fırsat mı oldu? Yani seçimden sonra yakalayacak. Herhalde. Kolay gelsin. Ben arıyorum Arif Şahin'i. Alo. Arif Şahin'le görüşeceğim. Sabredeyin. Nerede? Evet. Bu numara sizde var. Bekliyoruz. Evet. Abi Burhan Bey diye biri arıyor. Yaylım Ateş'ten. Umur'u soruyor. Ne söyledin? Bakayım dedim. Ne istiyormuş? Umur abinin arkadaşıymış. Ben bir konuşayım. Efendim. Arif Şahin şarapçıyı kaçırdı. Ne demek oluyor bu? Kafayı Yusuf Miroğlu'na takmış. İllerde onun sağ bileğini keseceğim diyor. Şarapçıyı bunun için yem olarak kullanacakmış. Sonra da... Oğlum salak mı bu herif? Bizi ne sanıyor? Oyun mu oynuyoruz biz? Gerizekalıya bak. Uyardım efendim ama merak etmeyin. Şarapçı işin oldu bilin diyor. Sersem herif. Ne öğrendik? Arif Şahin tarafından kaçırılmış. Niye? Miroğlu ile hesaplaşacaklarmış. Anlaşıldı. Ağabeyin yeni tetikçisi Arif Şahin. Savaş Bey, ne demek oluyor bu? Umur'un hayatı tehlikede. Buna seyirci mi kalacağız? Ona dokunamazlar. Yusuf Miroğlu dünyayı başlarına yıkar. O kadar güveniyorsunuz ama elinizin altından kaçırdılar onu. İyi ya, Umur öldürülmedi, kaçırıldı. Bu ne demektir? Bir şeyler dönecek demektir. Pazarlık konusu ne olursa olsun Yusuf onu kurtarır. Merak etme. Biz kendimize bakalım. Olayın içinde bomba haberler yatıyor. Gizli veya açık. Ne yapabileceksek onu konuşalım. Olayı takip edelim. Makine hazır mı? Hazır. Benden telefon bekliyorsun. Tamam abi. O artistin sağ bileğini kestikten sonra seni arıyorum. Tamam abi. Şarapçının işini bitirip servisin önüne atıyorsunuz. Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Hadi bakayım göreyim sizi. Bak Gonca, senin ciddi bir derdin var. Yo, ne derdim olacak? Benimle her türlü sırrını paylaşabilirsin. Tabii Nazlı abla, biliyorum sen gerçek bir dost. Sağ ol. Yanlış anlama Gonca, ama bazı davranışların yanlış yorumlanabilir. Ne gibi? Sanki İsa ile aranda bir şey var. Aa, olur mu öyle şey abla? O daha çocuk. Ama ilk bakışta öyle görünüyor. Abla ne ilgisi var? Aramızda ne olabilir ki? İsa bana sadece arkadaşlık ediyor. Bunda kötü bir şey varsa söyle. İstemezsen bir daha hiç görüşmem onunla. Abla, aslında ben bir iş bulup çalışmak istiyorum. Bir kere Yusuf abiye de söyledim aslında. Diyorum ki onun yanında bana bir iş ayarlayabilir miyiz?
Ömür billahtası yük olamam ki. Yük olayı değil de... Çalışmak istiyorsan belki senin için daha iyi olur. Abimle bir konuşurum. Herhalde uygun görür. Ya etmeyin ya. Öldüm be. İnsaf, insaf ya. Ya bir yudum içecek bir şey verin ya. Bir yudum ya. Alo. Allah aşkına ya. Ya taş mısın ya? Taş mısın? Bir yudum ya. Ya bir yudum Allah aşkına ya. Bir yudum. Ya içecek bir şey ver. Efendim. Bir aksilik yok abi. İyi. İyi de. İlle de içki istiyor. Tamam abi. Tamam. Peki. Şuna bir neydi o köpek öldürenin adı? Güzel Marmara mıydı neydi? Onlardan oradan bir tane al gel hadi. Alo. Almışken mata bir şey alın bari ya. Ha? Geberteceksiniz beni be. İyi bir şey alın. İyi bir şey. Ha? Muhatabım sen değilsin anladın mı? Artist nişancı arayacak beni. Ha bak işte böyle. Tamam ver bakalım. Ver. Ne haber Yusuf Miroğlu? İyi misin? İşlerin nasıl? Aşkta mı kaybediyorsun kumarda mı? He? Bağırma lan o ayaklar bitti. Eğer bu şarapçı senin delikanlılığına emanetse... ...sen de onu korumak istiyorsan kuralları ben koyarım. O kadar. Söyleyeceğim yere geleceksin. Anladın mı? İstersen yüz adamla gel. Oturup konuşacağız. Racon neymiş neymiş göstereceğim. Bu şarapçıyı alıp götürmek için bir şans vereceğim sana. Ama benim kurallarımla hesaplaşacağız. Şimdi değil, gece. Ben size ne zaman geleceğinizi haber vereceğim. Merak etme, şarapçı sağlamda. Sen yeter ki delikanlı gibi gel. Kafasında bir manyaklık var. Çatışmayı da göze almıyor. Nasıl alsın ki? Numara yapıyordur usta. Bir şey tezgahlıyordur. Reis biz seninle ikimiz gidelim. Affedersiniz. Girmek zorundayım. Neyiniz var? Özel bir görüşme var Zeynep. Müsaade et. Tamam anladık. Çıkacağım ama bu suratınız ne böyle? Mahkeme duvarı gibi. Zeynep müsaade et. Peki anladık tamam. Ama Umur'u bana verin. Doktora götüreceğim. Randevu aldım. Umur kaçırıldı hanımefendi. Benim eşekliğim yüzünden. Aman Allah'ım. Kaçıran kim? Efendim. Evet. Bir saniye. Evet. Tamam duyuyorum. Evet. Tamam dedim çakal yavrusu. Kaç paralık delikanlı olduğunu göreceğiz. Hadi müsaadenle. Ben de geliyorum. Nereye? Sizinle. Zeynep eğlenceye gitmiyoruz. İyi ya tam bana göre işte. Ama silahın yok. Ama yüreğim var. Geleceğim Yusuf. Buna engel olamazsın. Hanımefendi bırakın da işimizi yapalım. Vaktimiz aralıyor. Uzatmayın artık. Zeynep lütfen. Madem kovboyculuk oynamak istiyorsunuz gidin o zaman. Abi geldiler. Gel bakalım Miroğlu. Şöyle geçelim. Konuya gel. Konu bu masada. Seninle harcayacak vaktim yok. Ne istiyorsan söyle de şu zavallıyı bırak. Yok öyle Yusuf Miroğlu. Sana ne söyledim? Yok öyle. Şu anda kuralları ben koyarım. Bu kurallara uyacaksın. Ama istersen uyma. Şarapçı dostunu benim kasaptan insafına bırak. Garibanları ezmekten başka ne bilirsin sen? Öyle mi sanıyorsun Yusuf Miroğlu? Bilek güreşi yapacağız. Delikanlı gibi.
Maskaralık yapacaksan yanlış adam seçtin Arif Şahin. Yusuf Miroğlu bilek güreşi için bile senin kirli elini sıkmaz. Ne oldu? Bileğine güvenemiyorsun değil mi? Sen kafadan çatlaksın Arif Şahin. Çeneni kapa da geç karşıma. Ne oldu? Yürek Selanik tabii. He? Korkudan altına mı kaçırdın? Geri mi döneceksin? Emanetini alıp götürmeyeceğim mi? İyi sen bilirsin. Ben sana bir fırsat vereyim dedim. Nasılsa er ya da geç senin sağ bileğini keseceğim. Ciyetini böyle ödeyeceksin. Ama demek ki bu işi delikanlıca yapmaya yüreğin el vermiyor. Ne yapalım sen bilirsin. Hesap başka zamana kalır. Usta yapma. Bırakın. Sakin olun. Sakin olun. Arif Şahin. Bunu ikimiz halledelim. Abi çekil. Lütfen usta. Rica ediyorum abi çekil. Ulan bir de baba diye geçiniyorsun. Şu çocuk oyuncağını hazırlamaya utanmadın mı? Çocuk oyuncağı mı dedin? He? Sen bunu mutfak mikseri mi sandın? Silahları topla Yılmaz. Çabuk yoksa patronunuzun bileği kopar. Umur'u getir. Umur'u getir. Alo Tufan abi, adamı buraya getiriyorsun. Yok aksilik yok. Abi istedim. Yaptığın çocukça bir maskaralık. Ama yine de senin için bir gelişme sayılır. Hiç değilse bileğine güvenip karşıma çıkabildin. Artık yapma. Ayağıma dolaşma. Garibanlarla uğraşmadığın sürece seninle bir alıp veremediğim yok. Akıllı ol. Adam ol. Ne oluyor burada ya? Bırak. Haydarinna rinna nay. Haydarinna rinna nay. Haydarinna rinna nay. Rinna 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 nay. Rinna rinna hayda ehbereis be. İki saattir şurada öldüm dirildim ya. Bir türkü de söylemezsem çatlarım. Hem sen işine bak. Usta bana kızmaz. Rinna 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 ray. Rinna rinna ne oldu usta? Kızın mı? Artık bu alanı yalnız bırakmazsın herhalde. Sen ne diyorsun be usta? Artık bensiz tuvalete bile gidemez. Zorluk çıkarmak yok, tamam mı? Bak zaten şu zıkkımı bırakacaksın. Gerekiyorsa tedavi olacaksın. Ne? Abi o zaman... Şşş! Abi değil oğlum, usta.
Usta. He. Neyse. Usta. Alkol bitecek. Usta. O zaman bıraksaydın o herifler öldürseydi beni ya. Beni öldürmek için mi kurtardınız ya? Ne zannettin ya? Sus artık, sus! Buyur abi. Ayşe ile usta yattı mı? Yattılar abi. Hemen sofrayı hazırlayayım. Yiyesim yok. Ama olmadı şimdi abi. Niye ki? Oturun iki laf edelim. Bir yandan da yersin. Yok yemeyeceğim. Şu anda midem hiçbir şey almaz. Oturun kızlar. Ne alemde kooperatif işi ya? Söyledim ya, peşinatı verdik. Ha doğru, telefon etmiştin. Hayırlısı bakalım. Taksitler de çok yüksek değil. İnşallah zamanında biter. İnşallah. Aslında daha büyük bir ev olsaydı iyi olacaktı. Ama yeni bir eve çıkacaksak hep beraber çıkacağız. Yani bilmem ki. Belli de olmaz. Bak görüyor musun Nazlı? Kocan seninle baş başa kalacağı bir ev istiyor. Yok abi. O senden ayrılır mı? Baksana Ali Bey'in yüzüne. Dalgayı bırak Yusuf. Söylesin. Abi. Söyle canım. Gonca'ya senin yanında bir iş ayarlamak mümkün olur mu acaba? Ha olabilir. Telefonlara bakacak biri lazım. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Ben çay demleyeyim. Şu hale bak. İşe mi gidiyor, fahişeliğe mi belli değil. Bu ne be, bu kılık ne? Nesi var? Halkla ilişkiler yapıyoruz orada. Patron bu iş için böyle giyinmem gerektiğini söylüyor. Bu giysileri de şirket aldı bana. Aman da ne şirketmiş öyle. Oh maşallah. Bir bu eksikti. Abla? Evet, ne var? Bu ne ya? Çıkar şunları. Sana ne benim kılığımdan? Günlerdir bir kere dönüp yüzüme bakmadın. Nasılsın diye sormadın. Şimdi mi aklına geldi benimle ilgilenmek? Abla sen delirdin mi ya? Bununla ne ilgisi var şimdi? Bu kılıkta sokağa nasıl çıkacaksın? İsa çekil önümden. Böyle gidemezsin abla. İsa çekil önümden dedim. Gör işte o kıymetli ablanı. Abla dur gitme. Ya çekil başımdan be. Ablama neler oldu ya? Şimdi mi anladın? Merhaba Gülçin. Günaydın. Günaydın. Biz bırakalım seni Gülçin. Gerek yok, siz gidin. Niye Gülçin, gel. Hayır hayır. Siz gidin. Ben Nazlı ile görüşeceğim biraz. Pekala, hoşça kal. İyi günler abi. İyi günler. Hadi gel içeri geçelim. Neyin var Gülçin? Ne oldu yine? Ne yaptılar sana? Artık İsa da beni anlamıyor Nazlı. Bu evde daha fazla kalamam. Gideceğim. Ve bir daha geri dönmeyeceğim. Gülçin bırak şimdi yine. Başka çarem yok. Lütfen bak, üzme beni. Düzelecek inşallah. Artık işin de var. Geçecek bunlar. Yok Nazlı. Gidiyorum. Ne durumda? Yakıtı aldı. Uzaya doğru yol alma durumunda. Bu çocuğun alkolden çürüyüp gitmesini önlememiz lazım. Tamam usta. Sabri abi, Gonca yanımızda sekreter olarak çalışacak. Hoş geldiniz bacım. Hoş bulduk. Şimdilik eşyalarını benim odama bırak. Ha, peki. Yılmaz abin sana burayı bir gezdirsin. Hadi gel. Tamam. İşte yine geldim. Bu sabah erken kalkıp hamaratlık yapasım tuttu. Ya? Bak. Bu peynirli börek. Bu elmalı kurabiye. Bu da üzümlü kek. Hepsi benim eserim. Bizzat şahsen ben Deniz kendi ellerimle yaptım.
Aa, hoş geldin güzel kız. Nasılsın? Sağ ol. Hadi hemen oturalım. Ben çok acıktım. Ama biz tokuz. Kendi zaten bizimle birlikte kahvaltı etmeden evden dışarı çıkmaz ki. Oo, gelene kadar acıkmışsınızdır. Sabah trafiğinde tokluk mu kalır? Hadi otur şöyle. Yo, ben yemem. Niye nazlanıyor bu güzel kız? Çantanı ve ceketini şuraya bırak Gonca. Peki. Bize de iki çay getir. Burada çalışacak. Aa, güzel, hayırlı olsun. Hadi otur şöyle. Lütfen. Hadi. Önce şunun tadına bak. Hayır. Ben vereyim. Hayır Zeynep. Hadi lütfen. Zeynep lütfen hadi. Zaten tokum. Aç ağzını. Ya üf. Abin kızıyım diye seni zehirlemem, merak etme. Hadi. Hayır. Niye? Sen hiç çocuksu hareketler yapamaz mısın? Racona mı aykırı? Racon kelimesinden nefret ederim. Ben de nefret ederim. Ayrıca her zaman çok ciddi davranan adamlardan da hiç hoşlanmam. Enfes. Lütfen beğenmiş gibi yaptın. Hayır, gerçekten çok güzel. Çok güzel. Anlamıyor değilim Yusuf. Beni her gördüğünde kendini kıskaca alınmış gibi hissediyorsun. Çünkü bir yandan annenin ölümüyle babamın ilgisi olup olmadığını düşünmeye başlıyorsun. Bir yandan da beni sevdiğin için bir tuhaf oluyorsun. O zaman bırak beni, başka bir ülkeye gideyim. Alır mısınız? Sağ ol. Kapıyı vurmadan girme. Olur, tamam. Beni seviyorsun Yusuf, bunu biliyorum. Beni sevdiğini hiç söylemedin ama hayır da demedin. Beni seviyorsun, bu kesin. Bütün dünya aksini söylese de kuşku duymayacağım. Çünkü beni seviyorsun. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Buzdolabından mı getirdi bunları? Ne dedin? Çaylar soğumuş, değiştirsinler. Sen böyle soğukken çay sıcak olsa neye yarar? Hakan, çaylar buz gibi oğlum. Gonca'ya söyle de doğru dürüst çay getirsin. Neden bu düğümü aşamıyoruz? Yeterli olmasın ki. Neden? Diyelim ki anneni öldürten kişi benim babam olsun. Korkunç bir şey bu. Ama varsayalım ki öyle. Bunda benim günahım ne? Bundan utanç duyarım tabii. Üzülürüm, ezilirim, kahrolurum. Ama senden nasıl vazgeçebilirim? Bunda benim suçum ne? Neden mutlu olmayalım? Evet. Neden Yusuf? Neden? Söylesene neden? Benim günahım ne? Eğer öyle olmuşsa bile bunda benim suçum ne? Neden mutlu olmayalım?
Bir zamanlar yoksul adamın biri bir yılanla dost olmuş. Adam ne zaman başı sıkışsa, dağarda kalsa yılanın kuyusunun başına gidermiş. Orada bekler, yılan da kuyudan çıkıp adama bir altın lira verirmiş. Bu hep böyle sürmüş. Derken aradan uzun yıllar geçmiş. Adam bir gün hastalanmış. Yataktan kalkamaz olmuş. Sonra oğlunu çağırmış. Oğluna demiş ki, filanca kuyunun yanına git, orada bekle. Bir tane yılan çıkacak oradan. O yılandan korkma, dosttur o yılan. Yılan sana bir altın lira verir, onu alır gelirsin demiş. Neyse çocuk gitmiş kuyunun başına beklemiş. Yılan gerçekten çıkmış, yere bir altın lira bırakmış. Çocuğun aklından şeytanlık geçecek ya, kafasından geçirmeye başlamış. Demek ki kuyu altın dolu. Ben bu yılanı öldürürsem, kuyudaki altınları çıkartır zengin olurum demiş. Ve yerden hemen bir taş almış. Taşı yılana fırlatmış. Yılanın kuyruğu kopmuş. Tabii yılan da can havliyle çocuğun üzerine atlayıp ısırmış. Çocuk zehirlenip ölmüş. Aradan zaman geçmiş ve adam iyileşmiş. Adam aslında bilgeymiş. Ve olayın iç yüzünü de bilmekteymiş. Bir süre sonra kuyunun yanına gitmiş. Sonra yılan da çıkmış. Adam yılana bakmış, bakmış ve demiş ki, yılan kardeş, bizim çocuk bir densizlik yapmış ve cezasını da bulmuş. Ama biz dosttuk. Ve yine dost kalabiliriz demiş. Ama yılan bu teklife yanaşmamış. Yok yok, bu imkansız demiş. Sende bu evlat acısı, bende de bu kuyruk acısı olduktan sonra artık biz dost olamayız demiş. Efendim, Arif Şahin hırsana yenildiği için bir taşla iki kuş vurmak istedi. Önce Yusuf'un bileğini keser, sonra da şarapçıyı hallederim demiş. Tabii iş umduğu gibi gelişmemiş. Mahcup ve pişman. Ne ceza keserseniz razı olduğunu söylüyor. Ona bir şans daha tanımamızı mı öneriyorsun? Haddim olmayarak evet. Sen Suha? Bence de efendim. Pekala. Öyleyse bölücü uşağı bu Alman'ı yok etsin. Hoş geldin. Yoksa yaylım ateşe transfer mi olmak istiyorsun? Şunlara bir bakar mısın lütfen? Gazeteciliği bıraktın mı? Hayır, ne ilgisi var? Bakıyorum duygu komisyonculuğu yapıyorsun. Bu çocuğa baba lazım Savaş Bey. Senden para istemiyoruz. Gerçi para da gerekli. Çok para gerekli. Benim çevremde bir sürü insan harekete geçti. Bir şeyler yapacağız. Sen de hiç değilse bu çocuğun bir birey olarak, bir insan olarak kimliğe kavuşmasını sağla. Ona bir nüfus cüzdanı çıkaralım. Bak Acar meslektaşım, benim bu numaralara karnım tok. Hala numara diyorsun öyle mi? Sana söyleyecek başka sözüm yok. Bu konuda baskı yapamam. Ama bir şeye inanıyorum. Her insanın içinde vicdanını harekete geçirecek, yüreğini titretecek bir kıvılcım mutlaka vardır. Bu senin için bile geçerli. Kızının hayatta kalması büyük ölçüde senin davranışına bağlı. Bir daha ne ben ne Emel sana bunu hatırlatmayacağız. (Gülüyor)
Kızın Acıbadem Hastanesi'nde. Ben bugüne kadar kaç star yarattım biliyor musun? Ya ya, Emel'i unutma. Say say, daha say. Şimdi eskisi kadar kendimi yormak istemiyorum. Kapris çekemiyorum artık. Her neyse, buluşalım en kısa zamanda. Ara beni, tamam mı? Okey, öptüm. Nasılsın Gülçin Hanım? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, iyiyim. Arkadaşlar sizden çok memnunlar. Sağ olun. Necmi Bey, bana bir kiralık evden söz etmiştiniz. Evet. Mümkün mü? Yani hala kiraya verilmediyse diyecektim. Bir daha soralım. Acil bir sorun mu çıktı? Maalesef. Evde çok huzursuzum. Aa, yapma. Ağlamak yok. Alo, Sadık. Koşu yolundaki evin anahtarını bana hemen yolla. Evet, evet. Hemen şimdi. Tamam. Sorun bitti. Yo, yo. Ağlamak yok. Bitti, geçti artık. Hep söylerim. Burada sorunlu eleman istemiyorum. Her şey yoluna girecek. Bitti sorunlar, bitti. Ne zaman bir derdin olsa bileceğim, tamam mı? Benim olduğum yerde sorun yasaktır, anlaşıldı mı? Hadi bakalım gülümse şimdi. Hadi canım, hadi canım, hadi. Peki. Burhan merhaba. Sorma, yoğundum, kapalıydı. Öyle mi? Nerede şimdi? Ne demiştim sana ben? Yusuf Miroğlu onu kurtarır dememiş miydim? Tamam. Güzel, birazdan orada olacağım. Montajda bakarız. Aha. Tamam, hoşça kal. Çok korkuyorum Gökçe. Ona bir şey olursa... Öyle konuşma Emel. O çok güçlü bir kız. İyileşecek. Doktorlar 15 gün içinde tekrar tahlillere başlanması gerektiğini söylediler. Bu kadar masrafın altından nasıl kalkacağız hiç bilmiyorum. Sen bunları düşünme. Elbet bir çaresine bakacağız. Lütfen bana güven. İyi ki sen varsın Gökçe. Bu durumda tek başıma ne yapardım bilmiyorum. Savaş her zaman kendini düşünen biriydi. Ama çocuğuna ve bana karşı bu kadar acıması olabileceğini tahmin bile edemezdim. Lütfen Emel, toparlan artık. Her şey daha iyi olacak, inan bana. Hadi toparlan, lütfen. Hı-hı. Gazeteye uğrayacağım, hemen dönerim. Sağ ol.
Buyurun. Ev döşeli miydi? Tabii, söylememiş miydim? Yok, hayır. Öyle mi? Her neyse. Gerçi eşyalar pek yeni sayılmaz ama bir süre idare edersin. İleride zaten daha güzel bir eve geçersin. İnşallah. Sen daha iyisine layıksın. Teşekkür ederim. Şöyle bir dolaş bak. Önemli bir eksiklik varsa onu da halledelim. Yok, bakmama gerek yok. Ben büsbütün boş sanıyordum. Bir döşek bulup koysam yeter diye geçiriyordum içimden. Olur mu öyle şey? Çok teşekkür ederim. Teşekkür gerekmez güzelim. Sen rahatına bak. Kendini işine ver. Bu enerjinle kısa bir sürede yükseleceksin. Ve daha iyisine layık olacaksın. Bana inan. Kendine güven. Gerisini düşünme güzelim. Tamam mı? Peki. Ne güzel bir filmdi, öyle değil mi? Anlaşılan sen filmi sevmedin. Ya da bütün gün bana karşı gösterdiğin o soğuk tavrını sürdürüyoruz. Saçmalama Zeynep. O zaman filmin güzel olduğunu kabul et. Üstelik Shakespeare. Tıpkı filmdeki kız gibi ben de onun şiirlerine hayranım. Benim Shakespeare'e sözüm yok. Ama önemli olan sinemanın şiirini yazmak. Ben bu filmi sevmedim. Yeni bir şey yoktu. Demek beyimiz sinemanın şiirinden de anlıyormuş. Sen ne diyorsun ya? Bütün dünya bu filmi konuşuyor. İyi işte, ben de konuşmuş oldum. Ama bu kadar iddialı laflar etmen için bir ton film seyretmiş olman lazım. Bir ton değil ama kaba bir hesapla ben diyeyim 3000, sen de 1500 film seyretmişimdir. Az mı Yusuf, din kardeşiyiz. Biraz daha inat edersen 5000'e çıkar. Tabii canım, sen muhakkak sinemada yatıp kalkıyordun. Aşağı yukarı öyle sayılır. Babam film makinistiydi. Hadi. Ne? Gonca, sen de hayat mıydın mı? Yatacağım. Seni rahatsız eden bir şey mi var? Yok bir şey. Var bir şey. İşte mi rahat değilsin? Yok hayır, çok iyiyim. Öyleyse sıkıntın ne? Abla, neden bilmiyorum ama annenin ölümü takıldı kafama. Kendi anneni mi hatırladın? Düşünüyorum da benim annemi biri öldürse ne yapardım? Özür dilerim abla. Yarın deşmek istemezdim. Ama bugün serviste konuşuluyordu da kulak misafiri oldu. Çok kötü bir şey. Abim geldi. Sakın yanında konuyu açma. O bir dakika bile annemi unutmadı. Sürekli katili nasıl bulurum diye çırpınıp duruyor. Ama bana yansıtmak istemiyor. Hatırlayıp üzülmeyeyim diye. Evet. Alman ajan öldürülmüş. Harika. İşte şimdi senin arkadaşın servet oldu. Servet. Ama şey, Umur zaten tehlikede. Şimdi konuşursa hiçbir tehlike kalmaz. Hı? Demek ki Arif Şahin çok da boş biri değilmiş. Efendim, çok temiz bir iş yapmış. Böyle yetenekli adamları var mıydı onun? Bizzat halletmiş. Şimdi ajansları, televizyonları ve gazeteleri aratıp kafaları karıştıracak bir iki üstlenme mesajı geçin. Geçildi efendim. Aferin. Hı hı. Ha, Zeynep'in korumalarını da arttırın. Peki efendim. Fark ederse de etsin. Arkadaşları sıkıca tembihleyin. Tabii efendim. Ah, bir dakika. Umur'un tedavisi ne olacak? Buraya gelip gidecek bir doktora bulabilirsen hemen. Doğru ya. Peki diyelim ki bulduk. Çok pahalı olmaz mı? Sorun değil. Ha, bu arada senin durumun nasıl? Babanla aran iyi olmadığına göre para durumun. Neden? Bana harçlık mı vereceksin? Gerekirse paylaşırız. Sağ ol ama annem ve dedemden kalan hatırı sayılır bir servetim var. Canını sıkma. İyi öyleyse. Sıkışırsak bize kredi açarsın. Neden olmasın? Bakıyorum Romeo Juliet hikayesi bıraktığım yerden devam ediyor.
Zeynep Hanım, babanızı görürseniz hürmetlerimi iletir misiniz lütfen? Yusuf Bey, sizinle görüşebilir miyiz? Hoşça kal. Bir konu vardı da... Sonra. Peki. Umur'un tanık olduğu olay cinayetle noktalandı. Benimle ne ilgisi var? Ama bu ağabeyin operasyonu. Bana ne? Yapma Yusuf Bey. Ağabey ikimizin de ortak düşmanı. Benimle senin ortak hiçbir şeyim olamaz. Düşmanımız bile. Lütfen Yusuf Bey. Bu çok önemli. Senin için de önemli. Ağabeyi etkisiz hale getirme fırsatı elimize kadar geldi. Umur bu kez kameraların karşısına geçip konuşursa... ...ağabeyin işi biter. Biraz erken çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Sağ olun. Bu fırsatı kaçırmayalım lütfen. İnan bana, ağabey sorunu ortadan kalkacak. Hepimiz için. Hatta ülke için. Bu kadar mı? Ama bu müthiş bir şey. İkinci bir susurluk çözülmesi yaşanır. Sen kendini çok zeki zannediyorsun değil mi? Sorun orada değil. Kendini çok zeki zannediyorsun ama bir türlü beni tanıyamadın. Bak, burada değiliz artık. Ortak yanımız. Ortak mortak deyip durma. Umur'u bana gönderdin ki ağabeyle aramda yeni bir çatışma konusu çıksın. Sonra kalkıp itiraf kasetini bana emanet ettin. Bu iki tutum arasındaki çelişkiyi göremeyecek kadar salak mısın? Yoksa kendinden başka herkesi salak mı zannediyorsun? Beni anlamak istemiyorsun. Çek git başımdan. Ağabeyin de senin de adını duymak istemiyorum. Ama Zeynep'i istiyorsun. Ulan git buradan. Çok yanlış yapıyorsun Miroğlu. Çok. Hiç haber vermiyorsun ya. Yusuf abimin yanında işe başlamışsın. O ısrar etti. Ama insan bir haber vermez mi? Vermem mi gerekiyordu? Şey, arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Yani iş aradığını bilsek biz de yardımcı olurdum. Öyleyse kendine bir iş bul bari. Benim için iş bulmak sorun değil. İstesem babam bana hemen bir iş kurar. Ama biraz kafamı dinleyeceğim. Gezip tozacağım. Diyorum ki seninle dolaşalım biraz. Yarın mesela. Olmaz. Artık işim gücüm var. Hayrola Gonca, erkencesin. Abin dedi ki çok yoruldun, biraz erken git. Çok mu çalışıyorsun? Sorma. Bir sürü karışık dosya falan var. Abin onların içinden ancak benim çıkabileceğimi söyledi. Ya. Aa, bu ne? Yoksa hamile misin? Daha değil. Ama olsun artık. Nasip. Abim geç mi gelecek? Herhalde. O kız gene bir bahane bulup abini bir yerlere götürür. Hangi kız? Zeynep. Ondan hiç hoşlanmıyorsun değil mi? Sorun o değil abla. Sana söylemek zorundayım. Kusura bakma, abin yanlış yapıyor. Abin? Evet. Senin abin değil mi? Evet, tabii benim de abim. Neymiş yanlışı? Seni dinliyorum Gonca. Konuşsana Gonca. Abla, annenizin katili kim biliyor musun? O kızın babası. Saçmalama. Abla, kulaklarımla duydum. Saçmalama dedim sana Gonca. Sen yanlış duymuşsundur. Abim annemi öldüren adamın kızını yanında taşımaz.
bu eve sokmaz. Abla yanlış duymadım. Olmaz öyle şey Gonca. Keşke olmasa. Olmaz. İstersen sor. Ama hayır. Niye? Sorarsan benden öğrendiğin anlaşılır. Ben daha önce hiç görmediğim adamlar üstüme gelmeye başladılar. Sonra kadın da çocuğu alıp bir araca bindirdiler. Esmer, uzun boylu, kıvırcık saçlı bir adam benim üstüme geldi ve... Umur'la görüştün mü? Yusuf Miroğlu karşı çıktı. Sen ne biçim gazetecisin ya? İş gidiyor, sen seviniyorsun. Savaş Bey, o benim arkadaşım. Umur bir iş değil. Hem zaten bu konuda yayın yapamıyoruz ki. Yapacağız. Umur'un önceki açıklamaları yeter. Adam öldürüldüğüne göre bu kadarı bile önemli bir belge değil mi? Ha? Olabilir. Eksik ama. Olacak. Hemen kolları sıvayacağız. Ben de kaçtım. Olmaz öyle şey Nazlı. Ama öyle. Bir yanlışlık vardır. Sen abime bir sor. Gelince sor. Ben bu cesareti kendimde bulamıyorum. Ya bir de evet doğru derse ne yaparım ben? Olmaz öyle şey Nazlı. Mümkün değil. Gonca yanlış duymuştur. Hatta yalan bile söylüyordur. Niye yalan söylesin? O yalancının biri. Abim yapmaz böyle bir şey değil mi? Yapmaz. Ama sen gene de bir sor. Tamam. Hayrola, ne oldu? Annemizin katili o kızın babası mı?